Ne yapıyorsun Tonguç? Ders çalışacağız. Hocam uykum geliyor. Derslere gel, sürekli uykum geliyor. Ne yapacağımı Bak bilmiyorum. Benim de uykumu getirdin Tonguç. Bir dakika. Öğrencilerimizden yorumlar gelmiş. Harika yorumlar gelmiş arkadaşlar. Demiş ki... Dur dur Tonguç, ne yapıyorsun hocam, sen? Hocam dersi izlerken uykum geliyor. Tonguç gerçekten şu anda uyulacak zaman değil. Şu anda ders çalışma zamanı. Yusuf Safa, Maviye Turan bize çok güzel yorumlar atmışlar. Demişler ki hocam ne zaman ders çalışmak istesem üzerime bir ağırlık çöküyor. Uykum geliyor, ne yapacağım ben? Karabasan var üzerimize. Maviye demiş ki hocam çok üşengecim. Masaya oturdum da uykum geliyor. Ders çalışsın gelmiyor. Artı bir lehin Tonguç görsün demiş. Tonguç görüyor musun? Görmüyorum. Hayır. Uykun geldi değil mi? Hayır. Bak şimdi birisi Tonguç. Gözlerimi kapattım. Gözlerini kapatma Tonguç. Niye biliyor musun? İnsan beyni ne zaman ders çalışmak istese, yani ders çalışmalıyım, ders çalışmalısın, hadi git ders çalış dese insan beyni... Bana hiç öyle bir şey demiyor. Seninki beyni, senin orada pankreas var, senin kafanda başka bir şey var Tonguç'um. Ders çalışmalıyım dediğinde insan beyni hemen uykuda diyor ki hemen geliyorum, uyku geliyor, böyle hemen insan böyle... Hiç affetmiyorum gerçekten de. İnsanın uykusu geliyor. Şimdi bu çok normal bir şey. Bu hepimiz yaşadığı bir şey. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmamız lazım. Diyelim ki önümüze kitabı aldık. İlaç var mı hocam? İlaç falan kullanmak. İlaca gerek yok. Çok doğal yöntemlerle halledeceğiz. Birincisi önümüze kitabı aldık. Tam ders çalışmaya başlayacağız. Kalemimizi aldık. Evet hadi bakalım başlayalım. Tombul diye bir ürün çıkartır mısın hocam? Öyle bir ilaca gerek yok. Burada soruları çözmeye başladığımızda bir anda gerçekten yorgunluk çökmesi İçecek çok... İçecek diyorum yani, tombul içeceği. Yok öyle bir şey yapmayalım şimdi. Niye biliyor musun? Tombul uçurur. Ya dur dur, reklam alma. Hemen her videoya reklam almaya çalışıyorsun Tonguç'um. Şimdi bak, ders çalışmanın dedi beynimiz. Uykuda hemen geliyorum dediği zaman yapacağımız şey belli. Birincisi su içmek. İnsan vücudunun %65'e yakını su. Hatta sen şu andaki genç olduğun için 13, 14, 15'li yaşlarda... İnsan vücudunun... Benim beynimin %99'u suymuş hocam. Öyle diyor öğretmenim benim. Su için teşekkür ederim öncelikle Tonguç'um. Senin beyninin %99'u su olabilir. Bu doğru. Bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Ben de zaten seni İsviçre'ye götürdüğümde oradaki bilim adamlarına sordum, bilim insanlarına sordum. Doğru. Gerçekten beyninin %99'u su olabilir. Fakat biz insan vücudundan bahsediyoruz. İnsan vücudu suyla dolu olduğu için bol bol su içmemiz gerekiyor. Tabii ki burada şu çok önemli. Suyu içtikten sonra hala uykun geçmediyse suyla yüzünü yıkayabilirsin. Mesela su içtin, su içtin. Sıkıştın, hemen gittin. En önemli işimiz nedir Tonguç? İşimiz. Gittin, çişini yaptın şeyde, lavaboda, bitirdin işini. Sonra yüzünü... Lavabo yapıyorsunuz zaten. Hayır, hayır ya, öyle değil. Neyse işte yani, tuvalet demek istemedim şu anda. Yüzünü yıkadın böyle, güzelce rahatladın böyle. Yüzünü yıkadıktan sonra bir ferahlama gelecek. Veyahut da ayağa kalkıp minik esneme egzersizi. Esneme egzersizi yap bakayım Tonguç'um. Ben pırtlıyorum genellikle hocam. Hayır, hayır, hayır. Esneme derken öyle esneme değil Tonguç'um. Hani şöyle elleri kolları şöyle yapıyoruz ya. Şöyle ayaklarımızı açaraktan şöyle esneme hareketi. Ondan bahsediyorum Tonguç'um. Sen yine esniyorsun, yine uykun gelir. Ayağa kalkmak, esneme hareketleri yapmak, egzersizler yapmak. Ne yapıyorsun Tonguç'um? Sen gerçekten esniyorsun Tonguç'um. Allah'ım ya. Şimdi dolayısıyla ikinci madde olarak bunu diyebiliriz. Ninni gibi sesiniz var hocam. Teşekkür ederim. Kapalı ortamdaysan... öyle konuşuyorum gibi geliyor sana değil mi? Hayır, esasında ben senin uykunu açmaya çalışıyorum. Kapalı ortamdaysan da Tonguç'um açık ortama çıkıp temiz hava almalısın. Çünkü oksijen de gerçekten insan beynini, kanın... Ben camı açınca hocam egzozdan başka hiçbir şey gelmiyor eve. Senin bulunduğun semt o zaman sıkıntılı ama genellikle ülkemizin birçok yeri yeşil. Camı açtığımızda temiz hava geliyor. O yüzden sıkıntı yok. Dördüncüsü portakal diyorum. Orada kal. Orada kal demeyeceksin. Portakal suyunu içeceksin. Enerji verdiğini göreceksin. Gerçekten tabii aç karnı içersen birazcık mideni yakabilir. Fakat karnın toksa portakal suyu içmek böyle bir canlandırma, bir heyecanlandırma. Çünkü vitamin var içerisinde. C vitamini hemen seni böyle bir ooo hadi bakalım. Falan. Nereden içelim hocam? Bir portakal suyumuş. 5 lira büfede ne yapacağımı bilmiyorum. O da doğru ama evde annen senin için sıkabilir. Odanın... Ben fazla yapay limonata içebiliyorum hocam. O da bir liraya. O da güzel, o da güzel. Odanın ısısı yüksekse o da senin mayıştır. Çok sıcak bir ortamda durduğu zaman insanlar... Mesela biz şimdi bu videoyu çekiyoruz Tonguç'um. Şu anda bulunduğumuz ortam 19 derecede. Normalde kış mevsiminde 19 derece düşük bir sıcaklık. Hatta bazı arkadaşlar gelip diyor ki hocam ne yapıyorsun bu kadar soğukta? Çünkü daha ciddi, daha dikkatli, böyle beynimizi daha konsantre olmamız lazım. Herhangi bir hata yapmamamız lazım videolarda. Hocalarımız soru çözüyor, bizler soru çözüyoruz, matematik fende bir sürü soru var. Onları dikkatli çözebilmek için ortam biraz serin tutuyoruz. Dolayısıyla sen de odanın ısısı yüksekse... Of der mayışırsın. Mayışmamak için de camı açmak, odanın ısısını düşürmek senin için faydalı olacaktır. Başka neler yapabilirsin? Beslenmene dikkat etmelisin. Yani ağır bir makarna, kıymalı makarna yiyip derse oturursan tabii ki uykun gelir. Çünkü miden gürül gürül çalışacak ve vücudunu yoracak. Farklı ortamlarda çalışmayı deneyebilirsin. En iyi ortam ders çalışması için Tonguç'um kütüphanelerdir. Kütüphanede herkes sessizce önüne bakıp ders çalıştığı için sen de ders çalışırsın. Eğer kütüphane gitme imkanı yoksa yine böyle etüt salonlarında çalışabilirsin. Sonrasında tabii ki kendine ait
odanda veyahut da salonda sessiz bir ortamda çalışabilirsin. Yazarak, sesli anlatarak çalışmak da çok önemlidir. Yazarken insan uykusu gelmez. Kitap okurken uykusu gelebilir. Soru çözerken uykusu gelebilir ama yazarak çalıştığında insan uykusu gelmez. Sesli anlatarak çalışmak da nasıl yani? Birini anlatıyormuş gibi. Mesela diyelim ki atıyorum fen bilgisine bir konuya çalışacaksın. Veyahut da inkılap tarihine bir konuya çalışacaksın. Bunu sanki sınıfta sunum yapıyormuş gibi. Evet arkadaşlar merhaba diye. Kimse yok esasında. Deli misiniz? Desiniz hocam. Böyle şey mi olur? Deli gibi olur ama esasında çok faydalı olur. Hem aklında kalır hem de sunum yeteneğini geliştirmiş olursun. Bunlara rağmen hala uyku halin geçmiyorsa o zaman ilaç almamız gerekiyor. Hayır ilaca gerek yok. Yetersiz uyumuş olabilirsin. O zaman dinlenmelisin. Sen şu anda büyüme çağındasın. Şu anda boyun uzuyor, beynin gelişiyor. Çok ciddi bir şekilde büyüme çağında olduğun için günde en az 7-8 saat uyuman gerekiyor zaten senin. Günde 3 saat uyuduysan bunları yapsan da uykun geçmez. O zaman hadi git uyu diyorum sana. Ödülü sorumuza yap. Yorumlara yolla Tonguç'um.